Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Güleda Aydemir. Bugün sizlere bana en çok sorduğunuz 9 Eylül Bilgisayar Mühendisliği soru cevap videosunu çekeceğim. Ben 2015 girişli 2019 mezunuyum. Baştan sona aşırı kapsayıcı bir video olacak. O yüzden çayınızı alın, oturun, beraber sohbet edelim. Sanki bir şeyler eksik gibi. Okulu mu ziyaret etsek? Hadi 9 Eylül'e gidelim. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. Merhaba, şu an 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği binasının tam olarak önündeyiz. İlk başta bu bölüme geldiğinizde buradan giriş yapacaksınız. Burası tam olarak dekanlığın karşısında. Dekanlığa gitmek istiyorsunuz da buradan gidebilirsiniz ilk geldiğinizde. Bu binada neler var? Bu binada derslikler var, laboratuvarlar var, bir de hocaların odaları var. Ve onun dışında ortak alanlar ve kantin alanı var. Zaten video devam ettikçe sizi de göstereceğim videoda etrafı. Öyle, ben geldim. Şimdi sizinle en çok sorduğunuz soruları cevaplarını vereceğim. O zaman başlıyoruz. Kantin alanındayız, ortak alandayız. Genelde kışın, yazın durmadan burada geçiyor vakit. Ben de burada soruları cevaplamak istedim. Bu arada kendimden ufakça bahsetmek gerekirse ben Güleda Aydemir, 9 Eylül Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. 2015 girişli 2019 mezunuyum. Şu anda İTÜ'de yüksek lisans yapıyorum yine bilgisayar mühendisliğinde. Alanım biyoinformatik. Şu an aynı zamanda kurumsal bir bankada mobil yazılımcı olarak çalışıyorum. Onun dışında da bir de fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Yani kısaca kendimden bahsetmek gerekirse bu şekilde. 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili çok fazla soru geliyor. Bunlardan ilki hazırlık okumalı mıyım, hazırlık okumamalı mıyım diye. Bu tabii ki sizin İngilizce seviyenize bağlı. Bölüm İngilizce bir bölüm olduğu için İngilizce tabii ki bilmeniz birazcık gerekiyor. Ama hiç böyle sıfırsa İngilizceniz tabii ki öneririm. Ama İngilizceniz orta seviye ve üstüyse hazırlığı atlamanızı öneririm. Ben hazırlığı atladım ve kendim de hiç pişman değilim. Bunun için YDY var. Yabancı Diller Yüksek Okulu var 9 Eylül'ün içerisinde. Orada hazırlık oluyor. Birazdan size videolarını da gösteririm. Eskiden 9 Çeşmeler'deydi. Şimdi Tınaz Tepe'nin içerisinde. Eğitimi oradan alıyorsunuz. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. Hazırlığı geçmek için ise hazırlık sınavına giriyorsunuz. Buradan yanlış hatırlamıyorsam 70 puan almanız gerekiyordu. 65 de olabilir. Doğrusunu buraya yazarım. Geçmek için de size bir sınav yapıyorlar. Bu sınavı yine YDY sayfasından takip etmeniz lazım. Eğer hazırlığı geçmek istiyorsanız ve seviyenizi de öğrenmek için bence o sınava girmeniz, eğer seviyeniz yüksekse de 9 Eylül Üniversitesi hazırlık sınıfını atlamanızı öneririm. Bölümü İngilizce, zorlanır mıyım diyenler oluyor. Bölüm İngilizce olduğu için tabii ki zorlanırsınız ama zorlanmanın olduğu yerde öğrenme başlar. O yüzden zorlanmaktan kaçınmayın. Eğer İngilizce bölüm seçerseniz hayatınızdaki iş olanakları ve yurt dışı imkanları artacağı için İngilizce bölüm seçmenizi öneririm. 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde dersler İngilizce mi işleniyor? Hocalara göre değişiyor. Ancak bütün sınavlar İngilizce oluyor. Sorular İngilizce oluyor ve cevapların da İngilizce olması bekleniyor. Dolayısıyla sınavlarda İngilizce %100 kullanılıyor. Ama ders işlenirken bazı hocalar Türkçe konuşmayı tercih ediyor. Bazıları İngilizce konuşmayı tercih ediyor. O yüzden birazcık hocaya bağlı olarak değişiyor. Genelde bölüm mezunu olarak şunu söyleyebilirim ki %20 hocalar full İngilizce kullanıyorlar. %80'e yakın hocalar Türkçe, İngilizce böyle karışık gidiyor. Bu okuldaki İngilizce olmasının en büyük artısı ise hocaların hepsinin İngilizce terimlere aşina olması ve İngilizce kaynaklara bizi yönlendirmesi. Dolayısıyla da İngilizceniz istemsiz olarak çok fazla gelişmiş oluyor. Öyle çok ağır bir İngilizcemiz yok ama sınavlarda hocalar sizden İngilizce bekliyor ve İngilizce derdinizi anlatabilirsiniz.
olabilmeyi bekliyor. İngilizce kaynaklar, ödevler mesela İngilizce veriliyor, proje sunumları İngilizce bekleniyor. Ondan sonra İngilizce ağırlıklı bir okul ama ders işlenirken hocaların tek bir isteği var. Sizin dersi öğrenmeniz. Dolayısıyla bu Türkçe de olur, İngilizce de olur. Derdiniz olduğunda da hocalara sorabilirsiniz. Hocam ben anlamadım, tekrar anlatır mısınız diyebilirsiniz. Hani böyle ağır İngilizce ve dersi hiçbir şekilde takip edememezlik gibi bir şey söz konusu değil. 9 Eylül bilgisayar mühendisliğini kazandım. Nerede kalacağım sorusu var. KYK'larda kalabilirsiniz. Buca'da zaten öğrenci şehri olduğu için çok fazla imkanı var. Benim tercihim ve benim size önerim 9 Eylül Tınaztepe kapısına ne kadar yakın olursanız o kadar iyi olur. Çok fazla uzaklaşmamanızı öneririm. Çünkü dersler yoğun olacağı için derse gidip gelmenizin kolay olması lazım. Bana en çok sorulan sorulardan biri de Güle abla fiziğim hiç iyi değil. 9 Eylül bilgisayar mühendisliği istiyorum. Derslere baktığımda da fizik ve matematik dersi var. Ben fiziği sevmediğim halde bilgisayar mühendisliğini yapabilir miyim? Fizik mühendislikte tabii ki temel. Burada sizden beklenen fizik de 12. sınıfın üzerine konulmuş bir fizik. Yani siz 11'den 12'ye nasıl geçerken ağır bir fizik işliyorsanız burada da 12'den üniversiteye geçiş fiziğini görüyorsunuz aslında. Sorular birazcık daha ağır oluyor. İngilizce görüyorsunuz burada fiziği. O yüzden bir tık zor oluyor. Bunu kabul ediyorum. Matematik de keza o şekilde. Ancak bunlar yapılmayacak şeyler değil. Sonuçta sizin sayısaldan geliyorsunuz. Benim verebileceğim en büyük öğüt matematik ve fizik dersleri için derslerin hepsini takip etmeniz, hocaların derste işlediği soruların hepsini not almanız ve bunlara çalışmanız. Zaten bunları yaptıktan sonra derse gelip ondan sonra not çıkardıktan sonra notları takip ettikten sonra yapamamak gibi bir şey yok. Yaparsanız hiç de bir sıkıntı olmaz. Onun dışında bir diğer soru ise bölümdeki dersler zor mu? Eğer bölüme ilk geldiğinizde derslerinizi baştan sıkı tutarsanız bölümün sonuna kadar rahat edersiniz. Baştan sıkı tutmanızı öneriyorum çünkü bağlantılı dersler var. Bir dersten kaldığınızda üst dönemden başka bir dersi alamıyorsunuz. Dolayısıyla döneminiz uzama riskleri oluşuyor. O yüzden aldığınız dersi o dönem içerisinde bitirmeniz 9 Eylül bilgisayar mühendisliğinde çok ama çok önemli. Eğer bir dersten kalırsanız ondan sonra o arkası böyle arka arkaya geliyor. Haberiniz olsun, baştan uyarayım sizi. Aldığımız derslerle ilgili şunları söyleyebilirim. Aldığımız dersleri ben size buraya göstereyim. 1. sınıf, 2. sınıf, dönem dönem. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. Genel olarak şunu söyleyebilirim. 1. sınıfta birazcık daha sizi yoğuruyorlar. Hani böyle ortak dersler işte matematik, fizik, ondan sonra discrete matematik alıyorsunuz, algoritma dersi alıyorsunuz, bir de project based learning dersi alıyorsunuz. Birazdan bu dersin temelini laboratuvarlara gittiğimizde ben size anlatacağım. Ama böyle şey birazcık daha yazılıma merhaba dediğiniz 1. sınıf oluyor. 2. sınıfta ise artık bölüm derslerini almaya başlıyorsunuz ve temeli oturtmaya başlıyorsunuz. O yüzden 2. sınıf asıl işlerin başladığı yer oluyor. 2. sınıfta gerçekten yani 1. sınıfta dersleri sağlam oturtmalısınız ki 2. sınıfta gerçekten sağlam bir şekilde devam edebilin. O yüzden 1. sınıftan ders bırakmamaya çalışın 2. sınıfa geçerken. 2. sınıfta bölüm dersleri oluyor. Ağır dersler başlıyor. Hatta 2. sınıfın 2. döneminde artık başladığını hissediyorsunuz bilgisayar mühendisliğinin. 3. sınıfta en ağır dönem oluyor. 3. sınıfta ağır dersleri alıyorsunuz. Gerçekten çok fazla ders almaya başlıyorsunuz. Ama artık aklınızda her şey yerli yerine oturmuş oluyor. Onun dışında 4. sınıf dönemimiz var. 4. sınıf döneminde de seçmeli dersler alıyorsunuz. Burada istediğiniz alanlara yönelebiliyorsunuz. Ben mesela Image Processing almıştım. Ondan sonra Data Mining almıştım. Ve mobil yazılım almıştım, Swift. Ve bunlar benim şu anki profesyonel iş hayatımda da gerçekten temelini sağlam edindiğim dersler oldu. O yüzden 4. sınıfta birazcık daha işler sizin seçtiğiniz alanlara doğru gidiyor. Daha eğlenceli oluyor. Ben 4. sınıfta üniversitede okuduğumu en çok hissettiğim dönemdi. Ama 2'de ve 3'te gerçekten çok zorlanmıştım. Burası benim bölümde en sevdiğim alan. Burası proje tabanlı öğretim laboratuvarları. Yani burada ne oluyor? Project based learning dersleri burada oluyor. Bu dersi 1. sınıfta alıyoruz ve her dönem 3 tane proje yapmamız bekleniyor. Bazen 2 de oluyor. Bu projelerin ağırlıklarına ve zorluklarına göre değişiyor. Bunlar oyun oluyor ya da diğer derslerle bağlantılı bazı projeler içeriyor. Her laboratuvara bir hoca ve bir asistan düşecek şekilde dersler alıyoruz. Aldığımız bu projeleri 3 kişilik gruplar halinde alıyoruz. Ve bana sorarsanız 9 Eylül bilgisayar mühendisliğinin en eğlenceli dersi kesinlikle buydu. Her dönem farklı 3 proje yapıyoruz. Her dönem kullandığımız yazılım dilleri değişiyor. Bir de üstüne her seferinde gruplarımız farklı insanlarla oluyor. 3 kişilik gruplar. Dolayısıyla farklı insanlarla, farklı konular üzerinde farklı projeler yaparaktan hayata, aslında gerçek hayata hazırlanıyoruz. Dolayısıyla benim en sevdiğim yer
burası. Ve benim hayatımı da değiştiren dersliklerden bir tanesi de burası. Burada Mac laboratuvarları var. Mac laboratuvarlarında iOS üzerine mobil yazılım yapıyorsunuz. Bunu seçmeli ders olarak alabiliyorsunuz ve bu derslikte alınıyor. Benim en sevdiğim ders ve benim hayatımı da biliyorsunuz mobil yazılımcı olduğum için değiştiren derslik tam olarak burasıydı. O yüzden hem yaptığımız projeler, hem burada diğer seçmeli aldığımız dersler, hem de başka projelerden tanıştığım arkadaşlıklar vesaire her şey burada olduğu için aşırı sevdiğim bir alan burası benim. Aldığımız derslere örnek olarak ben size kitabımı verebilirim. Kitabımı buraya koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Tabii ki o dönemde yaptığım şeyler. Lütfen beni yargılamayın. Yani 2015 yılında yaptığım, aldığım notlar ya da verdiğim ödevler. Tabii ki hatalarım olabilir. Ama bu hatalarımı da görün. Eğer severseniz de birazcık daha canlandırırım kitabımı. Çünkü gizli olan bir sürü şey var. Onları da sizin için açarım. 9 Eylül Bilgisayar Mühendisliğinin avantajları nelerdir? İş bulma olanakları gerçekten çok yüksek. Yani 9 Eylül'den mezun olup iş bulamayan şu ana kadar kimseyle tanışmadım. Staj imkanı çok fazla var. Çünkü sonuçta İzmir'de ve İzmir'de önemli üniversitelerden biri. İzmir'de iş imkanları çok fazla. Bilgisayar mühendisliğinin İngilizce olduğu için de yurt dışı imkanları da çok fazla. Benim en sevdiğim avantajlarından biri hocalarına ulaşılabilir olması. Yani hocalar şey demiyor. Benim ofis saatim var. O saatler dışında gelemezsin gibi böyle tripleri yok. Benim o yüzden İzmir sıcakkanlılığını hocalarda da hissettiğim bir okul. Ödev verildiğinde de keza aynı şekilde ödev sorularını da sorabiliyorsunuz. Hocam ben burayı anlamadım. Burada ne demek istediniz? Ben şöyle yaptım acaba doğru mu yaptım diye. Sizinle birebir de çok güzel, çok rahat ilişki kuruyorlar. Dolayısıyla 9 Eylül'e gelip bence hocalarla sıkıntı yaşamak bir tık çok zor. Tabii ki her okulda olduğu gibi bazı hocaların eşref saati oluyor, bazen de olmuyor. Herkesin modları değişebiliyor. Belki başınıza bir şeyler gelebilir hocalarla ilgili ama bu onların kötü niyetinden değil. Gerçekten bence o gün kendilerini kötü hissettikleri içindir. Ama ben öyle bir şey hiç yaşamadım 4 yılı boyunca. O yüzden sizinle çok fazla bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. Hocalar bu arada gerçekten iyi donanımlı, yetişmiş ve hani böyle harbi hocalar yani. O yüzden size her gönülden destek olacak insanlar. İzmir'de oldukları için de İzmir connection'larının çok yüksek olduğu bir yerdeler ve hocalarının da connection'ları çok yüksek. Size staj konusunda, iş imkanları konusunda, öğrenimleriniz konusunda, master konusunda, yüksek ne aklınıza ne gelirse sizi yönlendirmeye açık insanlar. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu arada 9 Eylül Üniversitesi'nin avantajlarından biri de eğer istatistiklere bakarsanız yıllar içerisinde çok ciddi yükselim gösteriyor. O yüzden gerçekten gelişen ve kendini geliştiren ve aynı zamanda da trend olarak yükselen bir bölüm. Bayağı büyük bir avantajı var. Yükseğe doğru gidiyor. Tıptan sonra ikinci geliyor. Bence wow. Bu arada bu video hiçbir şekilde 9 Eylül bilgisayar mühendisliğini övmek için değil, gerçekleri anlatmak için var. O yüzden dezavantajlarından da bahsedeceğim. 9 Eylül'ün dezavantajları nelerdir? 9 Eylül'ün en büyük dezavantajı Buca'da olması. Yani Buca'yı çok fazla seveni yok açıkçası, dürüst olmak gerekirse. Ama ben Buca'yı yani öğrenci şehri olduğu için çok 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 seviyorum. İkincisi ulaşımıdır. Metro yok. Mesela Ege Üniversitesi'nde direkt metro olduğu için ulaşımı, diğer yerlere ulaşımı çok rahat. Ama geliyor. 9 Eylül metrosu geliyor. Bizim zamanımızda yoktu. Biz çilesini çektik. Onun dışında etrafta yemek yerleri çok ama tabii ki Ege Üniversitesi ile karşılaştırıldığında bence biraz daha gelişime açık bir yer. Dersliklerle ilgili bir dezavantajı var bence. Derslikler amfi şeklinde değil, dershane şeklinde. Yani bütün sıralar tek bir düzlemde, birazcık daha eğim olmasını isterdim. Dezavantajlarından biri bu. Komik diyeceksiniz ama gerçekten biri bu. Onun dışında laboratuvarları belki biraz daha yenilenebilir. Ama mesela Mac laboratuvarı var. Her okulda olmuyor bu Mac laboratuvarı. Onun dışında belki birazcık daha buralar yenilenebilir. Tuvaletler yenilenebilir. Bence buradan da yetkililere seslenin. Bunlar çok komik şeyler gibi geliyor ama sizi gerçeklere hazırlıyorum. Bir de bir dezavantajı da devlet kurumu olmasından kaynaklı bazı sınırlamalar var. Çok fazla size şey denilebilir. Şunu yapmak istiyorum dediğinizde bunu yapman için rektörlükten izin alman gerek. Bunu yapmak istiyorum, bunun için izin alman gerek. Bunu yapmak istiyorum, bunun için izin almak gerekir gibi böyle bazı sınırlamalara tabi tutuluyorsunuz. Onun dışında Erasmus, Farabi ya da Mevlana yapılabiliyor mu diye soruluyor. Evet, yapılabiliyor. Bunların hepsini 9 Eylül Bilgisayar Mühendisliği'nde okurken yapabiliyorsunuz. Bunun için bir sınava girmeniz gerekiyor. Aşağıda detaylarının linkini ben bırakacağım. ÇAP yapılabiliyor mu? Evet, yapılabiliyor. Ama bunun için baştan sizi uyarayım. Gerçekten %100 disiplininiz olması lazım. Eğer %100 disiplininiz yoksa bir o tarafı düzelteyim, bir bu tarafı düzelteyim
yapayım derken yavaş yavaş performansınız düşüyor. Gerçekten %100 disiplini ve iş bitirici olmanız lazım ki her iki tarafa da yeteri kadar dengeli bir şekilde şey yapabilirsiniz. O yüzden çap imkanı var ama zorlayıcı, bunu da söyleyeyim. Bu arada en çok gelen sorulardan biri, 9 Eylül bilgisayar bilimleri ile 9 Eylül bilgisayar mühendislikleri farklı mı? Evet, farklı. Bilgisayar bilimleri başka bir fakültede, bir mühendislik fakültesinde ise bilgisayar mühendisliği var. O yüzden tercih yaparken lütfen dikkat edin. Aldığım en çok sorulardan biri buydu. Dikkatli olun, ona göre tercih yapın. Bu arada bahsettiğim bütün bunların hepsini detaylı bir şekilde 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği YouTube kanalından ya da 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Instagram'da takip edebilirsiniz. Orada Ulaş hocamız var. Gerçekten çok fazla detaylı şeyler anlatıyor. Mezunlardan konuşuyorlar, iş olanaklarından konuşuyorlar. Hocaların yaptığı tezlerden konuşuyorlar, her şeyden konuşuyorlar. Bir de bu sayfalara da göz atmanızı tavsiye ederim. Çok fazla sorunuz var ve çok detaylı sorunuz var. Bana her zaman DM atabilirsiniz. 9 Eylül Bilgisayar Mühendisliği'nde zorunlu olarak staj yapılması bekleniyor. Haberiniz olsun. Bu yazılım stajı, 2 haftada donanım stajı yapmanız gerekiyor. 9 Eylül Bilgisayar Mühendisliği'nde stajları nerede yapabilirim? Staj imkanı olarak 9 Eylül'ün kendi deparkları var. Bunlar Balçova'da ve Tınaztepe'de 2 tane var. Bu iki tarafta da yazılım şirketleri var. Oralarda stajlar yapabilirsiniz. Ya da bölümün kendi içerisinde donanım stajlarınızı da yapabilirsiniz. Ben stajımı hem 9 Eylül'de hem de Depark'ta yapmıştım. Ve hani benim gelişimim açısından gerçekten çok fazla yeri oldu. Onun dışında bölümü bitirmek için bir tane teziniz olması lazım. Bitirme tezi yapıyorsunuz. Orada da bir hocayla eşleşiyorsunuz. Yaptığınız tezin sonra sunumları oluyor. Yarışmalara katılıyorsunuz. Bütün bölümdeki arkadaşlarınızla aranızdan birinci seçiliyor. Bu da GBYF diye geçiyor. GBYF Genç Beyinler Yeni Fikirler Yarışması. Orada kategoriler oluyor. O kategorilerde kazanabiliyorsunuz. Zaten bölüme girdikten sonra çok fazla detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Bölümün sosyal aktiviteleri var mı? Sosyal aktiviteleri var. Ancak kısıtlı ve bu birazcık o dönemdeki başkan öğrencinin aktifliğine göre değişiyor. O dönemde kim başkan olursa o kadar aktif işler yapıyor ya da yapmıyor. Onun dışında ACM, IEEE var. Onun dışında 9 Eylül'ün kendi kulüpleri var. Onlara da girebilirsiniz. Benim zamanımda 9 Eylül Fotoğrafçılık Kulübü'ne girmiştim. DIFOT'a girmiştim. Oradan çok güzel arkadaşlıklar edindim. Eğer böyle bir şansınız varsa kesinlikle girmenizi öneririm. Bu arada eğer fotoğrafçılıkla da ilgileniyorsan beni Instagram hesabımdan takip etmeyi lütfen unutma. Ben de fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Belki şöyle bir göz atmak istersin. Belki. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Aldığım bir sorulardan biri de bölümün geleceği var mı? Bölümün tabii ki de geleceği var. Çünkü bir videomda Yiğit söylemişti şu videomda. Eğer izlemediyseniz bu videodan sonra o videoyu da izlemenizi öneririm. Çocuklar neyi istiyorsa aslında gelecek onda. Çocuklar nelerle ilgileniyorsa gelecek o mesleklerde. Şu an çocuklar telefonlarda, bilgisayarlarda ve hani teknoloji çağının içerisindeyiz. O yüzden bilgisayar mühendisliğinin çok 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 avantajı ve çok büyük bir trendi var. Bu trend patlar mı diye soruluyor. Çok fazla bölüm ve çok fazla alanı olduğu için çok henüz patlamaz. Yani önümüzdeki en az bir 20-25-30 yıl daha var ki bu da sizin emekliliğinize kadar gidiyor. O yüzden bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani bölümün geleceği var. Bir de şöyle bir şey var. Siz bilgisayar mühendisliği bölümünde öyle bir şey yaparsınız ki mesela işte blockchain teknolojisi gibi bir anda yeni alanlar açarsınız. Bunun NFT'si var, bunun işte kripto parası var gibi böyle bir sürü yeni alan açarsınız. Çok farklı şeyler olur. Ya da yeni bir teknoloji üretirsiniz. Çok değişik kapılar açılır. Yani aslında bu mesleğin geleceği var mıdan daha çok ben bu mesleği nasıl ileri nesillere taşıyabilirim diye düşünebilirsiniz. O yüzden benim verdiğim öneri genelde bir mesleğin geleceği var mı diye değil de sen bu meslek için ne yapmak istersin? Sen bu mesleğe kendini adar mısın? Bu meslekte olmak istiyor musun gibi şeyleri size daha çok öneririm. Bir tane de soru şöyle geldi. Eğer şansın olsaydı 9 Eylül yine gelseydi mezuna mı kalırdın yoksa tekrardan çalışır mıydın diye. Ben mezuna kalmayı çok düşündüm ama iyi ki
gelmişim. İyi ki buradan mezun olmuşum. Gerçekten çok seviyorum okulumu. Umarım yani bu videoyu izlerken siz de hayal ediyorsanız umarım siz de bir gün burayı kazanırsınız. Hayalleriniz gerçek olur. Eğer hayaliniz de size tabii ki. Ve hani şu an benim ne düşündüğümü çok iyi anlarsınız. Yani şu an bu videoyu izleyen kişilerin 9 Eylül'de gelip şöyle bir bu ortamı hissetmelerini çok fazla isterim. Böyle yani birazcık eğlenmeye bakın. Sonra çok çabuk gidiyor zaman. Ben buraya ne ara geldiğim, ne ara mezun olduğum hiçbir hatırlamıyorum. Hatırlıyorum da çok hızlı geçti zaman. Tadını çıkarın üniversitenin. Gezmeyi de bilin, eğlenmeyi de bilin. Ben mesela hiç pişman değilim. Yani şey demiyorum. Ay keşke gezseydim de demiyorum. Ay keşke derslerime de birazcık şey yapsaydım da demiyorum. Böyle nasıl diyeyim? Tam ayarında okuduğumu düşünüyorum. Ve çok da güzel bir sonuçla mezun oldum. 9 Eylül Bilgisayar Mühendisliği bölüm birincisi olarak mezun oldum. O yüzden de çok 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 mutluyum. Yani öyle size verebileceğim tavsiyeler bunlar. Umarım her şeyi cevaplamışımdır. Cevaplamadığım bir şey kalmamıştır diyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bilgisayar mühendisliği ile alakalı diğer soru cevap videomu da izlemeyi unutmayın. Hala yanıtlamadığımı düşündüğünüz sorular varsa aşağıya her zaman bırakabilirsiniz. Sizin için yanıtlayacağımdan da emin olabilirsiniz. Ve lütfen kanalıma abone olun. Sizin için İzmir'e geldim ve gerçekten şu an burada okulda video çekiyorum. Sizi etrafı da göstermek istedim. Lütfen artık bana abone olun. Lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklınıza gelen bütün videoları, fikirlerini aşağıya yazabilirsiniz. Hepsini açığım, hepsini çekmeye çalışıyorum diyorum. Ve sizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her şey de gönlünüzce olur. Hoşçakalın. Bölüm birincisi Gül Eda Aydemir. Ben ilk kazandığımda çok ağlamıştım. Üf ya nereye gidiyorum vesaire diye. Şu an ise gerçekten çok fazla gurur duyduğum bir yer. Zaten videolarımdan da belli oluyordur. Aşırı gurur diyorum ve herkese de öneriyorum. Çünkü ben ilk başta kendimi çok kötü hissetmiştim. İzmir'de Buca'ya gidiyorum, nereye gidiyorum diye. Buradan mezun olduğumda ise her yere yazdım. Arkadaşlar ben 9 Eylül mezunuyum. Burayı başardım ya her şeyi başarırım. Her şeyi yapabilirim diye. Komik geliyor ama gerçekten öyle.